ay yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca ders sizden ders Merhaba arkadaşlar. Ders sizden hoş geldiniz. Noktalama işaretleri konusuna devam ediyoruz. Bu bölümde kısa çizgi öğreneceğiz. Kısa çizgi. Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelerinden bölününce kısa çizgi kullanılır. Bakın gözle evet heceyi burada bölüyoruz. Kısa çizgi rinde derken aşağı geçiyoruz. Bir uyarımız var. Bileşik sözcükler dize sonlarında hecelerine bölünürken onu tek sözcük gibi düşünmek gerekir. Yani ilk okul yazarsak yanlış olur. Yani ilkten sonra kısa çizgiyi kullanmayacağız. İlkokul sözcüğünü şöyle heceleceğiz il ko kul. Bu örneğimiz doğru. Şu örneğimiz yanlış. Bir olayın, durumun başlangıcını ve sonunu gösteren tarihler, sözcükler arasına konur. Arı Koleji'nde 1991-94 yılları arasında çalıştım. Bakın 1991-1994 arasında. Tabi ve bağlacını çağrıştırıyor buradaki kullanımı. Ankara Eskişehir yolunda trafik yoğundur. Burada kullanıyoruz. Gene V bağlacığını çağrıştıracak şekilde. İki adım iki etkenin ortaklığını göstermek için kullanılır. Bu sözcük amaç sonuç ilgisi kurar. Gene amaç ve sonuç anlamında. Sosyoekonomik gelişmeler derken hani sosyal ve ekonomik anlamında. Ural Altay dilleri derken Ural ve Altay ortaklığını gene ve bağlacını çağrıştıracak şekilde. Yazar Yunan kısa çizgi Latin kültürünün izlerini taşır. Yunan ve Latin gibi düşünelim. Olayın siyasal hukuksal yanını tartışalım. Siyasal ve hukuksal gibi düşünelim. Okul aile birliği toplantısı yapılacak. Okul ve aile gibi düşünerek. Et balık kurumu özelleştirildi. Et ve balık kurumu gibi düşünerek karşıtlıklar arasına konur. Burada da ve bağlacını çağrıştıracak şekilde kullanılır. Doğu ve batı çelişkisi, Hristiyan ve Müslüman çatışması, Türk ve Yunan ilişkileri, işçi ve işveren sorunları, kısa ve uzun çizgi kullanımı, genç ve yaşlı ayrımı. Dil bilgisi incelemelerinde köklerin ve gövdelerin sonuna eklerin başına konur. Bakın başla eyleminden sonra, güzelleş eyleminden sonra, sor eyleminden sonra, ye eyleminden sonra. Yani mak ekini düşünerek başlamak, güzelleşmek, sormak, yemek gibi. Bakın bu örneklerde de eklerin başında kullanılmış inç ekinin başında, c ekinin başında, lik ekinin başında, gil ekinin başında, der başında. Cümlede ayrıntı sayılabilecek ara sözler ve cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. Kürsüde konuşan yani okul müdürümüz başka okula atamasını istemiş. Denizden yani en yakın arkadaşımdan bir şey istiyorum. Betül Bilirsin sınavlarda sürekli birinci olurdu. Seçimini sayısal alanda yapacakmış. Yarın unutmamışsındır umarım. Biz de toplanacağız. Bakın buralarda bu örneklerde ara sözlerin ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılmış. Burada parantez ve virgülde kullanabilirdik. Şimdi bir uyarımız var ayırmada dize sonunda ve başında tek harf bırakmayacağız. Bakın burada U'yu tek bırakmışız. Yanlış olur. Uçurt olarak kullanacağız. Bakın müdafaa. Bakın, A altta tek harf. Böyle yazarsak yanlış olur. Altta ve üstte tek harf bırakmayacağız. Yani müdafaa olarak ayıracağız. Bu dersimiz de sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.